هي 200 في ميداني ومجد مهاجر روجك الناس بقى السين مهم يعني معيشين فريق نفيو ومعيشين 200 في دي مكاني منين وقراني هندي شيء وتشتي يقول مليونك 300 مليوني أصناف هم زميد دين وهم دولة دين اليوم شقد نزم دين أجل دين دين في والله دولة دين ويام أمتين في ميداني شيء أمثال بدرنا معيشين تسيل مكاني منين و زاروكي ماشي شنا مكتب امني كان حقي درس خاني واجب امني كان حقي اجرته واجب اني ام عشت والله يوم ام عشت خوال ام عيش هذا مش خوال ربي الشغل مشتكي من اخوان ام عيش هذا مش خوال ربي الشغل زاروكي اخوان خديك ما مش خوال ما انا چاره کې جوړې بلکې صد انسان هي خاص کې دی دنیا قدر او د تشبه هاوی هی بین وی زحبی والله حتى عباره او دا کو شو زين کو انسان به هم حقوق خلک کني مين ايش انسان صالح ايش هبو نو نو صالح ايش زحب دنیا قدر او ما ايش صالح دې ايش شي جوړ صالح هم کوم مثلا مقالب 30 سال ارو کې هیڅ نه کوي مثلا او فقیر والله اکبر وقت مثلا يا وجه بيقول حاله هون فينا نام ما بديش نجاوب سر وقت نبو سر وهاي كل اللي بره انسان يجي او كدرك يا مثلا فاضل وقتك فاضل وقتك ايش مش بيرك تجبو ايش بيقول بس بو دورنا دي بقى يا سياسي ور مثلا ايش بصي هو قاوز يعني حقيقه هرو هم بيجي يجي في اراي هرو زمتي وقتك او زمتي زنك اللي هو كوي بي ايش هاك برك هاك برك برك هو ده بس ادري برك كيف وهاك كنت انا مش سفره وكيف شو كي زمنا يسر معاشي هو يوم يوم كيكو السلام عليكم اوت بجوالا اوت بجوالا بس بعتنا نابوة مركوة كامور حالي وقبس حالي مالا شوش حالي مالا شوش يعني يا أم خرج خلنا إيش أجي مثلا إيش شاطك إيش شيء كذا يوم تشن أنا إيش هي رسمية خودي أم صار بس مش بس صغور ده مور تاتنا صغور تاتنا خودي كيس مور مش كيس مور باش كده كمان بابا بلا ميت مثلا شو راس تمام من مسلمان كده كش خورا إيش كاد ولا سو إيش سو ولا إيش غيره يعني بريك باله بيجانا مش خوتش دي هبه جبان زمان تب دي چهنه؟ السلام عليكم السلام السلام ويش تيست كيف اسكرايت انا كنت ويش تيست كيف ذاته ملي سيتي فراسك نعطا غيري غيري وش سكنه انا تشوف شو زغيرك وش كبره Yunanlı da la, böyle kırabilir. Zaten ekonomi Türkiye bedi, kim ki? Bedi. İtalya Türkiye, İtalya gelene Türkiye. Hani Türkiye yönetmiş kim gelene ona? Halkı kendisi mi? Beni halkı kendisi mi? Beni. Un haroş, un haro işte bilin. Hayır, çabahir emlak mı ne abi? Ne olsa. Hatta ki işe gina bilin. Yani hatta ki gina şunu. Hatta ne bilsin emari? Diyor.
5 yaş kalem neydi? Her kalemi insan jeni alıyor. Ya ben şu an sektörün çekini insan niye değilmiş? Ya bu iş ya, ben bir şey bilmem ama bu. Ciri Hınar'da, Ceyran'a Hınar'da, Alba Hınar'da, Zengar'dı bence. Zengar bu iş bir yerde. Sen kemeş kanıyım bunu? Karadı, karadı. Abi gorima göre va siyasiye yekcici eva ko tü kesmeye milleti hoş bir ne kadar. Bu sabah Batman Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelip günlük rızıklarını, çoluk çocuğunun rızkını temin etmeye çalışan, amele dediğimiz günübirlik çalışan, günübirlik iş bulmaya çalışan kardeşlerimizle bir araya gelmek istedik. Durumlarını, iş sıkıntılarını, sorunlarını dinleyip sizin vasıtanızla, basın vasıtasıyla yetkililere seslenme gereği duyduk. Bu amaçla kardeşlerimin arasındayım. Maalesef her gün 150'yi aşkın insanın burada iş beklediği bilgisini alıyoruz. Özellikle son zamanlarda inşaat sektörünün de yavaşlamasıyla, azalmasıyla oldukça işlerinin düştüğünü belirtiyorlar. Zaten bu kardeşlerimiz bir gün iş bulurlarsa ikinci gün iş bulma garantileri söz konusu değildir. Ve bir sağlık güvenceleri zaten yoktur. Özellikle son zamanlarda yapılan zamlarda da varsa cebinde birkaç kuruşu zaten o da bu zamlarla eriyor. Cebinde yoksa sofrasındaki gıdasından eksilme oluyor. Dolayısıyla bizim bu kardeşlerimiz adına siyasilere, yetkililere çağrımız budur. Gelin bu insanların halini görün, bu insanların arasına bir gelin, oturun, dertlerini, sıkıntılarını sorun. Neticede aramızda bu insanlar ciddi bir yekün oluşturuyor. Batman halkı için söylüyorum. Bu insanların çoluk çocuğu vardır. Soruyorum kardeşlerime, kimisinin 6, kimisinin 4, kimisinin 5 çocuğu var. Bu çocukları doyurmak, giydirmek zorundadırlar. Bu çocukları eğer bir insani durum söz konusuysa bu çocukları diğer kesimimizde olduğu gibi okutmak zorundadırlar. Fakat bu çocukları nasıl okutacaklar? Hangi parayla okutacaklar? Gerçekten durumlara baktığımızda belki bir karın tok, üç karın, üç öğün aç durumda olan insanlarımızdır. Belki en mağdur kesimimiz bu kesimdir. Dolayısıyla ben kendimi bu insanlara bu anlamda çok daha yakın hissediyorum. Bunların acısını ben anlayabiliyorum. Durumlarını anlayabiliyorum. Bu vesileyle onlara ses olmak için özellikle bu sabah gelip aralarında oturmak istedim. Bir hasbihal etmek istedim. Benim yetkililere ve siyasilere çağrım şudur. Bu insanları kesinlikle ve kesinlikle yapacağınız İstihdam projelerinde, istihdam programlarında, ekonomiyi düşündüğünde, halk kesimlerini, tabakalarını düşündüğünde öncelikle bu insanları düşünün. Bu insanların durumu sizin önünüzde, ajandanızda, programınızda olsun, masanızda olsun. Bir iş kur marifetiyle işçi mi alıyorsunuz? Mutlaka gelip bu insanların arasında birkaç kişiyi istihdam etmeniz lazım. İstihdama dönük projeler mi oluşturuyorsunuz? Bu insanlara dönük hesabınızın olması lazım. Bu insanları sormazsak kim gelecek bu insanları soracak? Dinlediğinde her birisinin söyleyeceği birçok şey işitiyorsunuz. Birçok şey var söylemek istedikleri. Dolayısıyla bu kesimimizi unutmamamız lazım. Bazen haftalarca iş bulamadıklarını söylüyorlar. Bunların geçindirmek zorunda kaldıkları eşleri, çocukları, dediğimiz gibi hastalık durumları var, okuma zorunluluğu var. Eğer devlet okuma zorunluluğunu getirmişse bu insanların durumlarını da düşünmesi lazım. Dolayısıyla yetkililere, işte siyasilere, özellikle siyasilere çağrım şudur. Bu halk kesimini, bu mağdur kesimi, bu mustazaf mazlum kesimi mutlaka ajandalarını almaları lazım. Bu insanların geçimini sağlayabilecek, geçimlerini kolaylaştıracak projeler, planlar, programlar geliştirmeleri lazım. Bu insanlar eğer burada aç kalırlarsa hiçbirimiz iflah olamayız. Hiçbir siyasi, hiç kimse amacına varamaz. Yani bir taraftan israf vurgun söz konusuyken bu insanlar işte burada maalesef işte haftalarca belki günlerce iş bulamıyorlar. Sadece bakın iş bulamıyorlar diyor. İş bulup beden işçiliğiyle en ağır işlerde çalışıp çocuklarının içine
bir kaş lokma yemek ekmek götürmek istiyorlar. Dolayısıyla bu insanların hepimizin üzerinde hakkı ve sorumluluğu vardır. Biz bu insanların vebalinin altındayız. Sizin vasıtanızla tekrar siyasilere ve yetkililere sesleniyorum. Bu insanlarımızın hayatlarını, yaşam koşullarını biraz daha rahatlatmak için mutlaka program yapmaları lazım.